Önce güvenlik. Lan! Ayağını pat pat vurma yere. Yavaş yavaş çıkılacak merdiven. 4 numara! Halı silkeleme günü pazartesi. Bak bugün perşembe. Şimdi sakin ol ve o elindeki halıyı yavaşça yere bırak. Abla içeri alıp öyle bıraksana ya. 3 numara ne sepet sallıyor? Ne sepet sallıyor? Neyinizi eksik ettik be? 10 numara bak. Şu çocuğunu zapt et. 10 numara terbiye veririm ona göre. Pardon. Hey! İyi günler. Ben 5 numaraya yeni taşındım da. Nakliyeci arkadaşlar anahtarı size bırakmışlar galiba. Ben de. Alayım. Siz şu bankacı hanımsınız değil mi? Finansçı diyelim isterseniz. İkisi aynı şey değil. Teşekkürler. De. Bu ne? Çiçek. Ben size apartmanı bu şekli alamam. Sebep? Yasak. Kim koyar ki böyle bir yasa? Tabela mı yaptırmış kendine? Daha hiçbir şey görmedim. Neler çekiyoruz biz sen? Mahir! Buyurun Kemal Bey. Kime gelmiş bu hanım? 5 numaraya taşınmış efendim. Karşıdaki finans bankta çalışıyormuş. Ayrıca bankacı değil, finansçı. Aynen öyle. Teşekkürler. Apartmanda çiçek neden yasak? Çünkü yönetmelik böyle. Sen şimdi o çiçeği alıp evine koyacaksın. Ona arılar tebellüt olacak. O arılardan biri gidip çocuklardan birini sokacak. Ya o çocuğun alerjisi varsa? Al işte başına belayı. Gitti çocuk. O çiçek yas oldu mu sinek yapar. Aynı sinek balkonda kahvaltı eden ailenin tabağına konar. Hele bir de sinek mikrop yuvasıysa al başına belayı. Gitti tabii çocuk. Bitti tabii. Gerçi balkonda kahvaltı yapmak da yasak. Yok artık. Açın okuyun apartman yönetmeliğinin 123. maddesi. Aferin. Kemal Beyciğim, ben finansçıyım. Benim işim rakamlarla değil, insanlarla. Benim önceliğim insanların mutluluğu. Keşke sizinki de öyle olsa, değil mi? Saygıdeğer Yıldız Apartmanı sakinleri, sevgili hanımlar, çoluk, çocuk, çambalak. Gönlünce kahvaltı etmek isteyen herkesi balkonuma bekliyorum. Çayı koydum, hamuru da getirin, işi yaparız. Çiçeği de alayım. İyi günler. Şişt, yalnız apartmanda kızartma yapmak da yasak. Aman beyim. Yıldız apartmanında şenlik var. Seyreyleşindi cümbüşü. Çambalak ne ya? Çambalak. Herkese. Çok da lazımdı. Evlensen benimle yüzüksüz eşyasız bir yağmurun altında. Herkese lazım hey, finansçı da finansçı. Mahir. Aman deyin. Mahir! Hanife teyze ne araya giriyorsun sen ya? Ne istiyorsun benden? Çekil! Mahir! Uyansana! Hanife teyze ne istiyorsun ya? Ben pazara gidiyorum. Beni soran olursa çıktığımı söylersin, tamam mı? Tamam. Havalara bak. Kemal Bey, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Siz karışmayın hanım kızım. Olsun. Dadanlı bizim apartmana. 4 numaralı dairenin kızı için gıy gıy yapıp duruyor ya. Ne var bunda? Aşık olmuş çocuk belli ki. Hem de sırılsıkla. Gündüzü vakti serenat mı olur ya? Aşkın gecesi gündüzü mü olur Mahir? Olmaz. Olmaz tabii. Aşıksa alsın yüzünü, geçsin anasından babasından istesin. Durumum olsa istemem mi be abla? Bak, yalnızca kutusunu alabildim. Sen hiç merak etme. Finansçı ablam var senin arkanda. Laf! Ne yapabilecekmiş bakalım finansçı ablası? Finansçı da finansçı. İş ne ara bu hale geldi ya? Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Durun! Evlenemezsiniz. Sebep? Takıldınız mı finansçının peşine gidiyorsunuz? Düğün yapmak, bütün bu eşyalar almak kolay. Asıl ödemesi zor. Nasıl ödenecek bütün bunlar? Finans banka ödemesi de kolay. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi yüksek müsaadenizle evlensin mi çocuklar? İki gönüllü bir olunca
yuvayı finansçı yaparmış. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Bak Mahir, unutma. Süt 4 numara Ayten Hanım'a, yoğurt 7 numara Ahmet Bey'e, Arap sabunu da 9 numara Fatma Hanım'a. Arap sabunu diye bir şey kaldı mı ya? Hadi aslanım hadi, tak sepeti koluna, fırla. Uçarak gittim Hasan abi. Mahir, çabuk bırak o sepeti. Ne oluyor ya? Bundan sonra servise çıkmayacaksın. Ama? Senin çok daha önemli işlerin var. Sen bu apartmanın kapıda güvenliği, merdivenlerde temizlik görevlisi, yangın durumunda itfaiyecisi, mahalle maçlarında da kalecisisin. Weiss. İsviçre çakısı gibi adamım. Bizim siparişler ne olacak? Bana burayı kiralarken öyle söz vermemiştiniz ama. Araç. Dün öyle söz vermiştim. Bugün apartman yönetmeliğinin bana verdiği yetkiye dayanarak bu sözümden vazgeçiyorum. Nedir yani? Hayrola Kemal Bey? Yine esip gürlüyorsunuz maşallah. Sizlik bir durum yok hanım kızım. Siz işinize baksanız. Ne bileyim, rakamlarla falan uğraşın yani. Benim işim rakamlarla değil, insanlarla. Unuttunuz galiba. Hayırdır Hasan abi? Bir sorun mu var? Kemal Bey, Mahir servise çıkmayacak diyor. Ben ne yapacağım? Dükkanı açık bırakıp sipariş peşine mi koşacağım? Üzülme Hasan abi. Hallederiz. Söz. Finansçı sözü. O sözler öyle kolay tutulsaydı. Biz sizin gibi tutamayacağımız sözler vermiyoruz Kemal Bey. Hasan abi, hadi hazırla sen siparişleri. Bir çıraklığın eksik kalmıştı. Elinde sepet. Kapı kapı dolaşıp sipariş mi götüreceksin? Finansçı da finansçı. O ne be? Bizde söz senettir Kemal Bey. Biz verdiğimiz sözün de esnafımızın da arkasındayız. Hay aklında bin yaşa finansçı hanım. Sayende değil apartmana, bütün mahalleye olduğum yerden servis yapıyorum valla. Esnafa kurbiye lazım bir finansçı. Valla gelin. Valla git